Yaparsa AKP yapar. Yani bir anda merdivenleri hoplaya zıplaya çıkıp en sonunda kayyum olabilirsiniz. Beyoğlu kaymakamı iken vali yardımcısı olarak atanırsınız ve sonra bir bakmışsınız kayyumsınız. Bütün bunlar 24 saat içinde gerçekleşmiş. Neden? Çünkü yaparsa AKP yapar. Ahmet Özer'den mesaj var. Aslında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bu mesajı iletti CHP lideri Özgür Özel, ama sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Diyor ki Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla mağdur olmamalıdır. Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim diyor Profesör Doktor Ahmet Özer. Peki Ahmet Özer Silivri'de kimlerle kalıyor? Kimlerin komşusu? Sayacağımız isimler de sizlere zaten ne yazık ki dedirtecek isimler. Yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in avukatı Murat Sadak Oda TV'nin sorularını yanıtladı. Murat Sadak, Ahmet Özer'in sağlık durumunun iyi olduğunu, yeni duruma alışmaya çalıştığını söyledi. Sadak, Ahmet Özer'in Silivri'de 9 nolu cezaevinde olduğunu da bildirdi. Yani 9 nolu cezaevinde Osman Kavala, Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman gibi isimler var. Ne yazık ki bu isimlerin pek çoğunun siyaseten içeride olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yani bu konuda hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı bir ülke olarak, ama Türkiye'deki objektif ve hukuka dayalı kararları hukuk üzerinden veren hukukçular olarak yapılan değerlendirmeler, şu saydığım isimlerin davalarının zaten siyasi olduğu yönünde. Osman Kavala, Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman'dan söz ediyoruz. Bu isimler şimdi artık Ahmet Özer'in komşuları cezaevinde. Avukat Sadak ayrıca yarın tutukluluğa itiraz için dilekçe vereceklerini de ifade etti. Bunu da bir bilgi olarak sizlerle paylaşalım. Ve geçelim Ahmet Özer'in evine ve belediyeye yapılan baskınlara. Bakın, bu ülkede yıllarca rektör olmuşsunuz, dekan olmuşsunuz, binlerce öğrenci yetiştirmişsiniz, akademisyensiniz, çok önemli alanlarda bulunmuşsunuz. Zamanında çözüm sürecinde adınız akil adamlar arasında olabilir mi diye geçmiş ve sonra bulunduğunuz yer belli. %49 oyla belediye başkanı seçilmişsiniz. Esenyurt gibi ülkenin en büyük belediyesine. Oturduğunuz ev belli. Sonra evinizi, kapınızı hırpalayarak giriyorlar. Akıl alır gibi değil, değil mi? Yani normal şartlar altında zaten çağrılsa gidecek bir insandan söz ediyoruz. Ama hayır, sabah 5.30'da şafak operasyonu yapıyorlar. Bunlar bize çok yakın geçmişte yaşanan bazı şeyleri hatırlatıyor, değil mi? O kumpas davalarının yaşandığı dönemlerde de şafak operasyonlarına çok tanıklık ediyorduk, hatırlarsanız. Evet, evine paldır küldür girdiler. Yatak odasına kadar girdiklerini söylüyor CHP lideri Özgür Özel, Ahmet Özer'in. Bakalım mı bir o eve, o belediyeye giriş nasıl yapılmış? Ve sonradan o girişler, bu insanı utandıran görüntüler neden servis edilmiş? Bir düşünelim mi? Eran demeden, gece gündüz demeden çalışmalıyız. Ben ve arkadaşlarım bunu yapıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde 228 bin yurttaşın oyunu aldı, halkın iradesiyle seçildi. Ancak tutuklanarak yerine kayyım atandı. Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Profesör Doktor Ahmet Özer'in gözaltına alınma anlarının görüntüsü ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özer'in evinin basıldığı ve emniyete götürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde polis ekiplerinin Özer'in evine hava daha aydınlanmadan gittiği, Özer'in evinde gardıropların hatta beşiğin dahi arandığı anlar yer aldı. Belediye binasında yapılan aramanın görüntüsü ise Özer'in makam odasının kapısının çilingir yardımıyla kırıldığı dikkat çekti. Özer'in sağlık kontrolüne ve emniyete götürülüşü de görüntülerde yer aldı. Çağırsanız gelecek bir insanın kapısını niye hırpalayarak içeri giriyorsunuz? Kapıyı çalsanız zaten içeri alacaktır sizi. Ha, eşi açmış kapıyı ve Ahmet Özer'in uyuduğunu söylemiş. Kadını dinlememişler.
yatak odasına kadar girmişler. Böyle bir edepsizlik söz konusu olabilir mi? Olmuş. Hani ahlak, ahlak, ahlak diye bağıranların ne kadar ahlaklı olduğu sadece bu görüntülerde bile belli. Evet, Ahmet Özer tutuklandı, Esenyurt Belediye Başkanı. Hala Esenyurt Belediye Başkanı, yerine kayyum atanmış olsa bile sonuçta çünkü sadece tutuklu, hakkında bir karar verilmiş değil. Ama şimdi bir ifadesine verelim bakalım Ahmet Özer'in. Bakın hangi bahanelerle tutuklandığını da bu ifade doğrultusunda bir kez daha öğrenelim. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Hakkındaki iddiaları reddetti. Kayyum için altyapı oluşturulduğunu söyledi. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındıktan sonraki hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Bunların hepsi uydurma, zorlama siyasi atraksiyonlarla görevden alınmam için uydurulmuştur. Kayyum atanmasının altyapısı oluşturulmuştur. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer evine yapılan şafak baskınıyla gözaltına alındı. Önce Vatan Emniyet'e götürüldü. Ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla ifadesi alınan Özer, sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı. Hakimlikteki ifadesinde suçlamaları reddetti Özer. Bu davanın siyasi olduğunu vurguladı. Özer, kendisinin akademisyen ve profesör olduğunu, 40 yıl boyunca devletin farklı kademelerinde görev yaptığını belirtti. Halkın yarısından fazlasının oyunu alarak göreve geldim. Ancak siyasi bir yönelim yapılıyor. Halk iradesi gasp ediliyor. Bu durum hem belediye hem de siyasi açıdan sonuçlar doğuracaktır. Örgütle hiçbir ilgisi olmadığını ifade eden Ahmet Özer, kendisinin terör örgütü üyeliği suçlamasıyla görevden alınması için çeşitli iddiaların gündeme getirildiğini belirtti. Daha savcılıktayken kayyum atandı diye haberler yayıldı. Her gün birçok insan beni arar, bazılarına cevap veremem. Herkesin kim olduğunu bilmem mümkün değil. Bana selam verenlerin ya da fotoğraf çektirmek isteyenlerin GBT'sini sorgulayamam. Bana karşı iddia edilenlerin hepsi uydurma siyasi atraksiyonlardır. Remzi Kartal'la ilgili iddialara da yanıt verdi Özer. Vanlı olduğunu hatırlattı, yurt dışına çıkışı sonrası bir iletişimi olmadığını söyledi. Bana gittiğimde ailesine taziye dileklerimi sundum. Bu insani bir davranış, bundan sonuç çıkarmak anlamsızdır. Esenyurt'ta düzenlenen bir konserle ilgili de konuşan Özer, etkinliği Esenyurt Kaymakamı'yla birlikte düzenlediklerini, katılan sanatçılardan bazılarını tanımadığını sözlerine ekledi. Suç kişiye özgüdür, değil mi? Zamanında da çok konuşuldu, suçun kişi bazlı düşünülmesi gerektiği ve bu yönde hukuki önlemin alınması gerektiği yönünde. Hatta siyasi partiler kapatılırken partilerin kapatılmasına gerekçe olarak gösterilen o siyasi partilerin milletvekillerinin konuşmaları üzerinden dendi ki ya siyasi partinin suçu ne? Suç kişiye özeldir, dolayısıyla o milletvekili üzerinden.